Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Acilen yapmazsak şehirde kimse kalmayacak. Deprem bölgesinden bir hayati çağrı daha. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş merkezi ve 11 ile etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem felaketinde 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Haber 7 ekibi depremin en çok hasar verdiği illerden biri olan Antakya'daydı. Burada ekibimize konuşan iş dünyası temsilcileri ve esnaflar çok önemli bir konuya dikkati çekti. Kentte istihdamı sağlayan iş merkezleri ve sanayi siteleri çökmüş durumda. Bu da deprem sonrası şehirden dışarı göçü en çok tetikleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Muhabirlerimizin sorularını yanıtlayan Antakya Mobilya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı İsa Kapan bu acı gerçeği, iş yerlerimiz evden daha önemli. Ben çadırda 2-3 yıl kalırım. İnsan olarak temel ihtiyaçlarımız var. Çalışıp üretmemiz ifadeleriyle vurguladı. Hatay'ın çok büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Kapan, Allah devletimizden, hayırseverlerimizden, kurumlarımızdan razı olsun. Ülkemizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bütün kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, hayırseverleriyle buradaydı. Bir taraftan enkazları kaldırmaya çalışıyoruz. Bazı yakınlarımız hala enkaz altında, çok büyük bir yıkım olduğu ifadelerini kullandı. Kapan ayrıca, insanlar çok yoğun bir şekilde şehir dışına çıktılar. Şehrin etkisinden daha güzel olmasından hiç şüphem yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Devletimiz her zaman bu tür afetlerin altından kalkmıştır. Antakya daha güzel bir Antakya olacak. Zerre şüphemiz yok. Antakya'yı kaldıracak olan devletimizin şehri tekrar inşa etmesi. İnşallah en kısa sürede olacak ifadelerini kullandı. Kapan, hemşerilerimizin ve iş dünyasına da bir çağrıda bulundu. Depremi yaşadık, Rabbim nasibeti yaşıyoruz, ölebilirdik de ölüm haktır. Ama geriye kalan insanlarımızın kendi şehri için işverenleriyle, çalışanıyla en az hayırseverler devletimiz kadar çaba sarf etmesi lazım. Üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. İnsanımızın burada tutunabilmesi, çok fazla insanın göçmemesi ve gidenlerin geri gelmesi için iş dünyamızın çok hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.